1-0 kazandı. Ee, Bülent Kalafat'la birlikte maçı değerlendireceğiz. Bülent selamlar. Merhaba Sinan. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yayını yetiştirme paniğiyle <laughs> garip bir haldeyim ama bir yandan da chat'e de bakabilmek için telefondan şimdi açtım YouTube'u. Etrafında 3 tane ekran tamamen ambel olmuş vaziyetteyim ama sen girizgaya yap. Eyvallah. Zaten ben senden bir girizgaya isteyecektim. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum her şeyden önce maçlardan ve maç sonuçlarından çok daha önemli bir şey olduğunu düşünüyorum Galatasaray için sezon başı itibariyle. Biraz da şey oldum e, kızdığım bir durum oldu bu açıkçası. Şimdi genel bir şey var beklenti yükselmesi insanların yeni sezona heyecanlı hevesli girmesi herkesin anlayabildiği normal bir durum. Fakat bu şu an itibariyle Galatasaray'a çok zarar verici bir hat safhada başladı. Şimdi mesela bu yaz transfer dönemi boyunca e, bir numara şey Nevzat Dindar. Kendisinde severim. Sohbetim de var, muhabbetim de var. E, bu sezon çok başarılı e, muhabirlikte. Ama mesela o da heyecana kapılıyor ve hani devre arası mesela o da tweet atıyor. işte çok kötü oyuncular vesaire gibi. Şimdiden bu kadar heyecana, hırsa, şeye girmek Galatasaray'a taraftarlar da böyle. Hani Nevzat'ı gördüğüm için, Nevzat Dindar'ı gördüğüm için öyle şey yaptım. E, şimdi hem Nevzat abinin hem taraftarların bu hissiyatı diğer muhabirler ve diğer yorumcular da öyle. Galatasaray'a şu an itibariyle çok zarar verecek bir şekil şemal. Çünkü Galatasaray yeni altı numarası ile ilk maçına çıkmış bir takım Torreira ile ilk maçını oynuyor. Ve hiç hazır olmadığı da belli. Yani Torreira kendi standardının oldukça altında. Şimdi daha hmm. böyle daha üçüncü maçtan daha en kilit oyuncu Omurga'nın en önemli parçası ilk maçına çıkıyorken ee, bu kadar yakıp yıkmanın işte Okan Hoca'ya bilmem ne futbolculara şey e, tepki bunların Galatasaray'a çok zarar verdiğini düşünüyorum ee, Okan Hoca geldiği zaman ilk yaptığım videoda şey demiştim Başakşehir'in şampiyon yaptığı sezon ilk 5 haftada 3 mağlubiyet almıştı çok kötü başlamıştı Olympiakos'a eğlenmişti sonra gidip şampiyon yapmıştı bu tip I, sıfırdan kadro kuran yeni gelen bir teknik direktörün uçup kaçmasını beklemek zaten imkansız. 11-12 sezonunda Galatasaray puan farkıyla playoff'a girerken bile Fatih Hoca ve bundan daha da başarılı bir yaz transfer dönemi geçirilmiş olduğu halde ilk 12 haftada bir sürü beraberlik ve puan kaybı vardı Fenerbahçe derbisine kadar. ilk 10 hafta 12 hafta beklenen oyun da yoktu puan da yoktu. Şimdi burada hemen her rakibe 8-10 tane gol atılmasını mı bekliyorlar? Neyi bekliyorlar bilmiyorum da. Bu bir kere doğru bir beklenti değil. Olacak bir şey de değil. Yani Torreira. Şimdi mesela ilk yarıda da konuşuruz şimdi. ilk yarıyı konuşurken. Bir sürü geriden oyun kurma hatası oldu değil mi? Ne bekliyordun ki? Sergio Oliveira yeni. Torreira yeni. Abdülkerim yeni. Omurgadaki 4 ismin 3'ü yeni. Şimdi Nelson hariç 3'ü yeni. Paylaşım ve pas alma verme işlerinde bir de Torreira hazır değil. Olivier'a zaten ağır bir oyuncu. Yani bu kadar yeniliğin içerisinde hangi takım 3 maçtan sıfırdan kurulmuş hangi takım 3. maçından uçup kaçıyor yani. O yüzden bu e, beklentilere ve mesela devre arası aç bir, ins, bir yandan birini izliyorum mesela yorumcular yerden yere vuruyor. E, sosyal medyaya bakıyorum herkes yerden yere vuruyor. Yani, hani tam ya, bunlar çok normal var... Sinan yani her zaman en çok hype yaratacak yorumları yapıyor genellikle yorumcular. Ama mesela Onlar, şey onu da haksızlık. Biliyorlar yani öyle olduğunu. Ür... Haksızlık olduğunu bile bile yapıyorlar zaten. Kurullarında dil haksızlık olmuş. Kesinlikle katılıyorum. Hatta yani evet. Ümraniye'nin hiçbir maçını izlemedikleri de belli. Ümraniye mesela şöyle Galatasaray'ın belki Mertens'i satıp bütün Ümraniye kadrosunu kurabilirsin. Ama Ümraniye Galatasaray'dan daha takım. Mesela olmak Tudor olma konusunda çok daha ileride bir e, ekip. Tudor yani, örneğini neyse. veriyorlar chattekiler. 7'de 7 de yaptı deniyor. Mesela Temmuz'da Tudor Trömsöye kaybetti. Ve Tudor bir evet. önceki sezondan takımla birlikte geldi. Okan Buruk gibi Haziran ayında, Temmuz ayında hatta Haziran ayında yönetim geldi zaten. Doğru. Tudor ya benzer şekilde hani da. Beşiktaş da şampiyon oldu sezona hiç iyi başlamamıştı. Parçalar çok geç oturmuştu ki Galatasaray'la transfer falan gelecek deniyor tabi yani aynen Beşiktaş da Sergen Yalçın'la şampiyon olduğunda Eylül-Ekim aylarında sıkıntılı bir dönemdeydi. Tabii canım Konya'da Hı. plasmanda 4 falan yemişti takım. Ümraniyen'in Ümraniye'ye haksızlık deme nedenim zaten Ümraniye Fenerbahçe'den 2 hafta önce Kadıköy'de puan aldı yani. Aynen öyle. Antalya Spor'a da maç ortadaydı. Antalya Spor maçının hakkı da beraberlikti. Antalya İlk... Spor maçı da... Kesinlikle öyle. Yani ilk ilk devrelerin hepsini çok iyi oynadı bir Spor. Hem Fenerbahçe'ye karşı hem Antalya Spor'a karşı hem de Galatasaray'a karşı ilk yarıları kesinlikle rakiplerinden daha iyi oynadı. çok çok büyük bir başarı. Ee, burada hatta yani değmişken niye Ümraniye Spor'a haksızlık yapıldığını biraz daha altını doldurmaya çalışalım. Recep Uçar çok pragmatist ve çok akıllı bir teknik direktör bence. Geride kalan iki sezonda Ümraniyespor Spor birinci ligin en fazla topa, topu kontrol etmeye çalışan, ağır ağır hücum eden ve sahanın merkezini kullanmaya çalışan takımıydı. Hatta işte Kartal, Kayra, Yılmaz gibi böyle çok old school bir regista ile oynuyorlardı oyunu. Oyunun merkezinde Kartal vardı. Bir hücumda Kartal'a bazen 4-5 kere top geliyordu. Ee, ama Recep Uçar biliyor ki bu kadroyla o futbolu Süper Lig seviyesinde oynayamazsın. Ve çok pragmatist bir şekilde oyunu çok daha fazla kenarlara yığan, kenarlara yayan mümkün mertebe kenarlardan dikine paslarla rakip ceza sahasına gitmeye çalışan bir takım yaratmış. Ve bunun da meyvesini çok net 3 tane 90 dakikalık performansla da aldı bence her ne kadar. E, bugün sağdan mağlup e, son 2 maçı 1-0 kaybetmiş olsalar da bence o 2 maçın da hakkı beraberlikte. Hadi bugün Galatasaray belki son yarım saatte biraz daha oyunu yiyarak belki galibiyete Dün daha yakın yedi, olan taraftı. Yani. E, ama yani net oyunlar oynayabildiler ve bence burada e, kesinlikle Recep Uçar'ın hakkını vermek lazım. Oyuncuların da kalite farkını şuradan okuyabiliriz bence Sinan. Hem Antalyaspor spor maçında hem de bu maçta ne kadar fazla pozisyonda Ümraniyesporlu oyuncuların herhangi bir baskı altında değilken hata yaptığını bir hatırlamak lazım. En basitinden mesela Abdülkerim'in çıkarken kaptırdığı topta Ceraldo'nun şeye e, bettayı ve pas vermesi. Ne kadar amatörce bir hata mesela. Ee, hani bunları çok sık yapıyorlar. En ufak bir baskı olmadığı zaman pas hataları yapabiliyorlar. Bazen oyun kurmak isterken topu taca falan atabiliyorlar. Çok net te kalite eksikliği yani var. Teknik yani. direktörleri de bunun bilinci bilincinde olarak bu hataları asgariye indirecek bir oyun oynatmaya çalışıyor. O yüzden Ümraniye Spor'a haksızlık etmemek lazım bence de. İyi bir takım Ümraniye Spor. Yani oyuncu kalitesi düşük oyun ve şey eee birlikte tıpkı oynama spor gibi. şeyi kalitesi yüksek aynen tıp Giresun spor gibi. Böyle takımların da e, çökmekte olan Türk futbolu için iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu hani şekilde... Galatasaray'ın bir de şeyi de var. Çok doğru söylüyorsun. E, pardon yani çok güzel bir lafını kestim seni. Sen devam et. E, çökmekte şey artık parayla transferle kadro kurma işi geçti. Hı -hı. E, bu şekilde ancak Türk futbolunu kurtarabilirler. Hatta bugün yeme yemeğe gittim Lokantaya orada Aspor açık. Aspor'da e, Haldun Domaç mesela şimdi yorum yapıyor. Sivas Spor'un elenmesini değerlendiriyor. E, diyor ki işte Sivas Spor'un e, gibi takımlarımızın e, Avrupa'ya giden takımlarımızın transferde ona göre davranması gerektiğini e, görüyoruz diyor şimdi. Mesela bu aslında yapılan en yanlış çıkarım. Aynen, Sivas evet. Spor gibi takımlar Malmö'den daha az para harcadığı daha çok daha az para harcadığı için Malmö'ye Malmö'den dayak yemiyor. Yani yaş ortalaması 30 olduğu için oluyor biraz. Kopenhag şeyden atıyorum Trabzonspor'dan daha çok para harcayabildiği için yapmıyor bunu. Ya yani o çıkarım mesela şey Ümraniye'de Giresun'da bu tip takımlar da Türk futbolunun Anca yani zarar etmeden kurulan İstanbul Spor'u da dahil edebilirim buna. Belki puan farkıyla küme düşecekler ama yine de dahil etmek istiyorum. Bu takımlar ancak Türk futbolunun kurtuluşu olabilir diye düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Bunu zaten senle herhalde en çok dile getiren ikiliyizdir. Sağ için günlerinden biri. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela Galatasaray sezonu atıyorum. Son iki haftada Ümraniye Spor ve Giresun Spor değil de Kasımpaşa ve Sivas Spor oynasaydı Kasımpaşa ve Karagümrük oynamış olsaydı falan biz şu anda bambaşka bir Galatasaray'dan da bahsediyor olabilirdik. Galatasaray camiasında çok daha farklı bakış açıları da oluşmuş olacaktı ben bundan eminim. Bunlar zor rakipler bence sezona başlamak için. Çünkü oturaklı, aynı teknik direktörle devam eden e, ve takım olma yolunda Galatasaray'dan daha fazla mesafe almış rakipler. E, bunları da unutmamak lazım. İstiyorsan e, şeye geçelim. İlk yarı notlarımıza geçelim. İlk yarı Galatasaray geriden oyun kurarken büyük problemler yaşadı. Bunları sen birazdan değinirsin ama ne yapmak istediğine dair bir şey söyleyeceğim. Okan Hoca Başakşehir'de de daha önce özellikle en iyi Rize'de yaptırdı bence. Akisar'da da. Ön alan baskısını yaptırmaya çalışan ve önde bastırmaya çalışan bir şey. E oyun planı var. Yeni kurulan ve fizik olarak da hazır olmayan yeni de transfer yapmış bir oyuncularla bu kadar baskı yapmak istemesi de e, problem yaşatıyor. Oliviera gibi baskıya çok yatkın olmayan fizik şey olarak ham olarak e, çabuk olmayan veya sert olamayan oyuncularla bunu denemesi de biraz problem yaratıyor ama mesela ilk yarı bittiği zaman bir istatistik var Bülent. Ümraniye Spor sadece iki takıl yaparken Galatasaray 12 takılı yapıyor. E, yani aslında basmaya çalışan ve Emre Akbaba denedi, Yunus denedi, Kerem denedi, Kerem'in falan mesela bayağı kötü bir maçta 3 tane top kazanması var. Bunlar 2. 3. haftada başarısız sonuçlandığı zaman geçişte yiyeceksin. Kanatlara atılan toplar vesaire geniş alanlar bulacak. Ama oturduktan sonra bu baskının ee, Başakşehir'de de öyle olmuştu çünkü. İlk 5 maçta 5 ilk 5 maçında 3 mağlubiyet alırken de biraz benzerdi durum. E, oturduktan sonra ve takımın toparlanmasından sonra belki biraz daha iyi bir pres organizasyonu görebiliriz. Bu maçta mesela zaman zaman verimli. Zaman zaman da e, şey alan açan yani zararlı pres. Öne gidiyorsun arka boşalıyor. Doğru. Bunların da ilk yarıda çok gördük. Doğru. Bence bu, bu mesela yapmaya çalışıyor. Neyi yapıyor neyi yapamıyor ilk yarı bu gösterir. Torreira'nın hiç hazır olmaması e, kalitesiyle birçok şeyi bertaraf etmeye çalıştı ama mesela ee, birçok kez düşündüğünü gerçekleştiremedi. Baskısını tamamlayamadı. Ee, o yüzden biraz da şey olduğunu da düşünüyorum Okan Hoca'nın. E, bu üç maçı dediğin gibi zorlu maçlar, sıkıntılı maçlar. Ona rağmen 6 e, puanla geçmek de çok da kötü değil. Ee, yani Giresun maçı şanssızsa bu maçlarda da Antalya ve Ümraniye maçın, Antalya maçında özellikle şanslıydı ama Ümraniye maçının ikinci yarısında biraz daha iyi oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk yarıya Dönelim. Nelerin yapamadığını da sen anlat istersen. Ee, şimdi Galatasaray'ın bir kere direkt oynamak gibi bir imkanı yok. Ee, çünkü direkt pasları alıp indirebilecek ön tarafta açıkçası çok ciddi bir şey yok. Kozu yok. Seferovic ebatlı ve boylu bir oyuncu olmasına rağmen onun da fortesi yüksekten top indirmek değil. Ki ee, fiziksel olarak da 3 maçtır çok iyi gözükmüyor. Bunları hayal ettiren bir oyuncu değil. Buna ne demek? Galatasaray mecburen geriden oyun kurmak zorunda. Fakat işin e, bir de şöyle bir yanı var. Geriden oyun kurmak hem organizasyon gerektiren, bu da zaman gerektiren bir şey. Birbirini tanıyan oyuncular gerektiren bir şey. Galatasaray'da bunların ikisi de yok. Üçüncüsü de Muslera, Van Arnold, Abdülkerim, Nelson, Boya beşlisinden sadece Abdülkerim'in yakın zamanda pasla doğru dürüst oyun kuran bir takım geçmişi var. Muslera'nın zaten Güçlü yanı bu değil. Zayıf yanlarından bir tanesi bu. Nelson'un öyle. E, Boe zaten atlet bir oyuncu ama ayak tekniği e, eksik bir oyuncu. Van Arnold da teknik ama hani bu işe çok yatkın bir oyuncu değil. Geçmişinde de bunu yaparak fark yaratmış bir oyuncu değil. Bunların önüne sen bu işlere yardımcı olsun diye Torreira, e, e, Torreira ve Oliviera'yı görevlendiriyorsun. Bunların ikisi yeni oyuncular. E, yani arkadaki yedilinin birbirine bir kere alışması için çok ciddi zaman gerekiyor. Ee, ve bunlardan da hani saydıklarım arasında hani yalnızca Abdülkerim'le ile Oliviera net olarak bu oyunun parçaları. Geri kalanların hiçbiri net olarak bu oyunun parçaları değiller bence. Torreira da hani bir yapıcı olduğundan çok daha fazla bozucu bir oyuncu ama ne olursa olsun hani çok yüksek seviyeden geldiği için oyunda kurdurabilirsin. Süper Lig'de sorun yaşatmaz. Ama ilk haftalarda e, o istediğin oyuncu değil Torreira. Bunun da en net yansıması zaten Galatasaray ilk 2 dakika bitmeden 3 tane oyun kurarken pas hatası yaptı bir tane Mustara kötü pas verdi. Torreira'nın hamlesi sayesinde Avandu da kalmadı. Avonu yoksa topu alıp gidecekti. Birinci dakika bitmeden yani biterken Mustar'a bir tane daha kötü pas verdi. Taciat attı o topu. Bir de bir bu, birinci dakikanın ortalarında Nelson bir tane çok basit pas hatası yaptı. 3 oldu yani 2 dakika bitmeden önce. İşte 41. dakikada Nelson'un gene geride Topu ayağında fazla tuttuğu için verdiği bir pozisyon var Del dikine gidip 18'e girdi. İki tane şut attı. İkisini de Nelson blokladı. Orada da Nelson hakkını teslim etmek lazım. Kendi hatasını çok iyi temizledi. Ee, ve şunu gördük. Galatasaray ne zaman uzun atmak zorunda kaldıysa misal 26. dakikanın başında Mustara uzun vurdu. Çünkü başka seçeneği yoktu. Ve e, Seferovic'e attığı topta Seferovic topa sıçrayamadı bile. Yani yani stoperini al, yani sen alamazsın ama stoper'e de aldırmazsın. Ya da öyle bir çıkarsın ki hava topuna top orada kalır. Senin takım arkadaşlarından bir tanesi basar falan. Yani Bunların hiçbiri olmadı ve olacak gibi de değil. Hani Yunus da oyuncu değil çünkü Kerem de oyuncu değil. O yüzden ben hani şöyle bir yorum yaptım abi devre arasında. Sana bırakmadan önce şöyle vereyim. Biraz Manchester United'a benzetiyorum ben şu anda Galatasaray'ı. Özellikle Bra e Brentford karşısındaki Manchester United'a. Onlar da mesela maçın başında sürekli olarak geriden çıkarken... Hatalar yaptılar. De Deheya'nın oyuna uygun olmayan bir kaleci olmasının çok fazla zaafını yaşadılar. Eriksen işte oraya kadar çekmeye çalışıp bazen bir şeyler beklediler ondan ama Eriksen de baskı yedi. Ve işte Premier Lig seviyesinde tabii onlar çok daha iyi oluyor. Bugün Ümraniye'nin yapamadığı şey belki Galatasaray'ın baskısı, Galatasaray baskısıyla bozup pozisyon üretmekti. Top kayıplarını zorladı ama onları pozisyona dönüştüremedi ama şeyler benzer gerçekten. Hata yapma metodları. Orada da Ten Hag böyle geriden kurma oyunu oturtmaya çalışıyor. Ama elindeki oyuncular ona uygun değil. bekleri ona uygun değil. Tıpkı Galatasaray'ın backlerin uygun olmadığı gibi. O yüzden sen girişte söylediğin şeyde bence haklısın. Bir kere yani Dubuanın eksikliği çok çok önemli bir eksiklik bu oyunda. Çok önemli bir parça. Ama bir tane eksiği ben sadece burada Okan Burak'a yazabilirim. ...çok erken şu anda Okan Buruk'a ne övmek... ...ne de eleştirmek için çok erken ama... ...Patrick Vanan oldu merkeze sokup ekstra bir... ...merkezdeki pas istasyonu olarak kullanma konusunda... ...ben biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Ki artık bu Türkiye'de pek çok teknik direktör tarafından yapılıyor. Bakınız Ümraniyespor. Hani Serkan'ı, e, Sabek Serkan'ı sürekli orka, ortaya sokup... E, ...hücuma çıkarken şöyle bir şekil alıyorlar. Bunu haftalardır görüyoruz. Stoperler böyle oluyor. Oğuz biraz sola kayıyor ve Serkan buraya giriyor... Hani Patrick Van Aanholt da bunu yapma konusunda Galatasaray'ın en kuvvetli oyuncusu, ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Bunu mesela ben ikinci yarıda bir kere gördüm. Onun dışında çok görmedim. O da bireysel inisiyatifti sanki. E, Onu bana da öyle geldi, gibi. bana da öyle geldi. Böyle 70'ten sonra Van oldu biz bayağı buralarda görmeye başladık. Hani belki Okan Buruva belki biraz o yüzden hani taktiksel açıdan bir minik bir eksi yazılabilir ama dediğim gibi ne övmek ne de yermek için e, yeterince zaman e, geçtiğini düşünmüyorum ben. Bence, ben de o eleştiri net yapılı, yapılacağını düşünüyorum hatta minik bile değil bence ee, daha net yapılabilir çünkü bir önceki maçı kendi söylemiyle şey dedi e, orta kalitemiz eksik kaldı dedi şimdi bu oyuncuların orta kalitesinin düşük olduğunu zaten geçen yıldan beri Galatasaray'ı tanıyan bilen izleyen bir teknik direktörün görmemesi imkansız ki torrente 3-4 maçta gördü ve doğru bek kullanımını buldu ee, şimdi Okan hocanın bir yılların takip ettiği takımı yeni tanıyor gibi davranmaması lazım Mesela orta kalitesi yüzünden Giresun maçını kaybettiğini söyleyip gidip de yine aynı orta tercihini yapması bu maçla ilgili net eleştiri noktası. Hatta bir not almışım mesela 19. dakikada Patrick Van Arnold'un ortası 20. dakikada Boy'un yapamadığı top kontrol. Şimdi bu, bu notların anlamı şu bu iki oyuncuyu hücumda taç çizgisine bastırıp sıfıra indirme planı yaparsanız yaptığınız harcadığınız emeğin yarısından çoğu boşa gidecek çünkü bireysel yetersizlikleri yüzünden uygulayamıyorlar bu verdiğiniz talimatı ki Sasha Boyu ben e, bu maç beğendim birçok açıdan. Bence kötü ortalar da yapmadı. Bir tane hatta direkt Mertens'in kafasına yaptığı orta vardı. Kendi standartının üzerinde bir orta kalitesine sahipti bu, bu maç için. Normalde bu kadar da orta yapamıyor. İlk e, ilk hatta e, 12 5. dakikada e, iyi orta sayıları demişim. Seferovic'e kestiği topu son anda stoperler engelledi ama iyi sert ve kavisli bir ortaydı. Hı hı. E, şutu var bir tane Serkan'ın müthiş çıkardı ama Vişer düşeyim. 90 artıda arka direğe gelen kafa topunu o kadar avantajlıyken kafasının arkasıyla vurmaya çalışıp penaltı noktasına düşürdü o topu. Ve orada Abdülkerim'in işte epik save'i geldi. Şeydeki. <laughs> evet bayağı iyiydi o. Ee, Önce bir başkası kaydı. Ondan kayana da çekilen şutu Torayla. Abdülkerim kaydı. Önce, Torayla. Önce Torayla kaydı. Torayla. Önce Torreira. ikincisi Abdülkerim. Evet. Güzel set açtı. Abdülkerim için sevindim. Hatta şey aklıma geldi. Abdülkerim'in böyle bir Trabzon maçı mıydı? Sen e, Abdülkerim analizinde anlatmıştın. E, böyle ölümüne koşarak son anda bir seziyle e, blokladığı bir şut vardı. Hatırlayamadım. Oğlum senin analizinde var ya. Oğlum her şeyi hatırlamak zorunda mıyım arkadaşlar? <laughs> Pozisyon eleyip onu seçiyorum. Ben. Hayır o po o pozisyonu özellikle <laughs> özellikle anlatmıştın yani. O abi, olabilir. E, etkileyen yani. bir pozisyonu. Konya Konya Trabzon maçı olması lazım. Cornelius'a ters kademe gibi bir şey. Hatta bir iki defa daha örnek verdin diye hatırlıyorum o pozisyonu. Neyse. Ee, Şimdi yayın bir... biter etmez ilk yapacağım şey belli oldu. Teşekkür ederim. İyi, iyi bir ön seziyle onu iyi kapatmıştı. Ee, Abdülkerim'in bu arada ilk kere bir tane daha çok önemli hamlesi var. Ee, Gulum açın sanırım Delvay'ı, hayır e, Bettay'ı bir kenara açtığı bir e, uzun top vardı. Orada Nelson Delvaya ile eşleşmişti. Abdülkerim buradan T buraya kadar kayıp Bettay'ı bir çizgi üzerinde çok iyi savundu ve topun Galatasaray'da kalmasını sağladı. Taç Galatasaray'ın oldu. E, o taçı hemen Galatasaray geri kaptırdı ama o Abdülkerim'in yine maçtaki iyi savunma sekanslarından bir tanesiydi. Hatalar da yaptı ama bugün biraz birazcık daha iyiydi bence. Eyvallah. Bir yorum var. Tayfun demiş ki Sinan Yılmaz çok iyi yorumluyor ama teşekkür ederim. Ama maalesef yerli hoca zaafı genelde oluyor. Bu tür yorumcularda yüz yüze gelme ihtimallerinden dolayı galiba az eleştiriyorlar. E, e, son aklıma gelecek bir şey yüz yüze gelmem zaten. E, çok büyük ihtimalle süper süperlikten sadece iki iki ya da üç tane teknik direktörle şeyim var. E, sohbetim var. Onlarla da çok uzun zamandır konuşmuyorum. E, yani yüz yüze geleceğim falan diye birini eleştirmekten hiç çekinecek biri değilim yani açıkçası. Ee, o yüzden o biraz ben şey hatta bir mesela yer... Okan Buruk'un bu maça şey başlamasını da ben takdir ettim. Ya yani bence doğruydu. Giresunspor maçından aksine Galatasaray bu maça biraz daha oturaklı ve yavaş bir şekilde başladı. Çok böyle haldır aldır saldırarak başlamadı ve yani stoperleri böyle orta sahaya kadar çıkarıp takım halinde de böyle çok fazla rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışmadı. Çünkü onlar çok büyük riskler barındırıyor. Organizasyonunuz zayıfsa o size çok daha bedel ödetmesi çok daha muhtemel bir plan fayda sağlamaktan. Ee, geçişler yedi mi Galatasaray? Evet yedi. Ama görece bunlar e, olabileceğinden Giresunspor maçındaki ilk 30 dakikaya göre e, daha azdı bence. Ama yedi tabii ki hiç. Hmm. Yemedi demiyorum. Bir de ilk iki maça göre 4-3-3 dizildi Fiorentina maçındaki gibi. Oluviyara sahip Emre Akbaba Soluç doğru gibiydi başlangıçta. Emre Akbaba ile ilgili de bir şey söyleyeceğim ama önce bir beğeni isteyelim mi? Beğenince geç bile kalmışız. Aynen. Ee, şimdi genel, genel olarak Emrah Baba eleştirildi ve bu ilk devrede çıktığı ikinci maç mı oldu? Giresun'da da böyleydi galiba. Ee, eleştirildi Emrah Baba ama Emre ile ilgili hoşuma giden bir şey söyleyeceğim ki kendisini yıllardır çok eleştiriyorum. Negatif anlamda. Ee, fizik kalitesini hep yetersiz buluyorum. Çok zayıf ve ikili mücadeleri çok kaybeden bir oyuncu olarak görüyorum ki belli ki bir fitness çalışması yapmış. Sırt özellikle sırtı genişlemiş. Ve ikili mücadelelerde artık o kadar da kolay ezilip yere düşmüyor. Hatta birkaç pozisyonda ayakta kalabilmesi ilk kere de hoşuma gitti. Gül'ün geçen... maçına basarak kazandırdığı bir pozisyondan Galatasaray şut çıkardı devrenin sonlarına doğru. Evet iyi işler yaptığı açıdan. Bir tane de hatta geçen Giresunspor spor maçında Hamidu Utturare'nin önündeki topa topukla vurduğu ve Hamidu'yu yere serdiği bir pozisyon vardı. Onda ağzım açık kalmıştı Giresun maçında. Ama o biraz şeydi hani teknik bir başarıydı. Hani ön, biraz güçten ziyade. E, ayağını sokması iyiydi. Hatta Hamidu da yerde kaldı sonra toparlandı falan. Hamidu oraya normalde yapılabilen bir hareket değil. Türkiye'de hele Emrah Baba en son yapabilecek insan. <laughs> Ama bu bu sezona biraz daha e, güçlü girmiş. Artık o kadar kili mücadelelerde şey yapmıyor. Ama yine de e, güçlendiğin zaman çabukluk zarar görebiliyor. <laughs> Ona da dikkat etmesi lazım. En önemli özelliği çabukluk aslında. Ee, yine ideal değil Emrak Baba ama geçen sezonlara göre daha etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum sen ne dersin? Ee yok yani ben de onun üzerine söyleyecek çok bir şeyim yok. Ee sadece Spor'a dair bir şey eklemek istiyorum ilk kere de ondan sonra istiyorsan zaten ilk e, Mert şeyle e, Mertens'le oynanan ilk 10 dakikaya geçeriz sonra değişikliklerle zaten 2-3 tane farklı tablo var onlara bakarız. Ama e, ben e, Ümraniye'nin <laughs> Antalya Spor maçını bugün izledim. E, tamamını da izleyemedim. 40 dakika falan izledim. Ama orada şöyle bir şey dikkatimi çekti Sinan. Hatta onu sana WhatsApp'tan da yazdım. Bu adamlar merkezi çok iyi kapatıyorlar ve rakibi kanatlara sevk ediyorlar. Bu çok başarılı. Fakat yaptıkları tek bir kötü şey var ve bunu istikrarlı olarak kötü yapıyorlar. Rakibi ilk defa şurada karşılamak isterken ee, ön üçlü o maçta Geraldo e, Geraldo Onur Betayip'ti. Onur soldaydı Geraldo sağdaydı. İşte bu maçlar var ya sol Betayip merkezi Onur sağ ama ne olursa olsun o ön üçlü yerleşimleri çok iyi yapamıyor ve ortadaki ikiliye biz kanatları mı açılsak acaba yoksa bu Oliviera'ya atılacak pası mı kapasak sorusunu çok fazla sorduruyorlar. Ve dikkat et Galatasaray'da Oliviera'nın topu şu bölgelerde alıp rahat rahat oyun kurabildiği bütün sekanslar bunların gerçekleştiği anlar. Ee, öne biraz fazla çıkıp bu üçlünün öne biraz fazla çıkıp arkadakilere bu soruları sordurması. Ama bunlar buralarda beklediği zaman Betta'yı bir de buraya geri geldiği zaman ee, ilk yarı boyunca galatasaray neredeyse hiç istediği gibi oyun kurdurmadı. Ee, Ümrani Ümraniyespor'un başında bence biraz bu ağrıtacak bu sezon. Çünkü bazen önde basmaları gerekecek. Bazen rakip takımlar onları öne çekecek geride çok fazla pas yaparak. Ee, o ön taraftaki yerleşim organizasyonları biraz zayıf gibi geliyor bana. Ama yani bu kadronun da herhangi bir şeyin zayıf olması yüzünden ben kolay kolay eleştiremem. Artıları, eksilerinden çok daha fazla ee, Recep Uçar'ın hakkını vermek lazım. Şimdi ikinci yarıya geçerken şunu da söyleyeyim. Az önce Emrah Baba'nın kendini güçlendirmesini övdüm ama Mertens girdikten sonra aradaki... Oyunun Tabii. Akıl akıl katma ve kalite katma farkı da çok belirleyici, çok etkileyiciydi. Hı hı. Yani Mertens'in neden Mertens olduğunu 10 dakikada falan görüyorsun. Pas alma yerleri, topsuz açmış. oyun kalitesi çok fazla evet. işte. Evet. Topsuz oyun çok evet. çok şeyi belli değiştiriyor futbolda. Aynen ki Emrah Baba'ya hep şey dersin. Topsuz oyunu iyi biliyor dersin. Türkiye'de i̇şte. mesela topsuz oyunu en iyi bilenlerden biri dersen Mertens girdikten sonra <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> topsuz oyunun nasıl bir şey olduğunu gösterdi ya. Yani. A artı kalite oyuncu çok farklı bir şey abi. A artı kalite oyuncu 10 dakikada aha delirtiyor. Çok Yok evet, çok özel yani. bir şey yani. O kadar güzel yerlerde boşa çıkıp şey yaptı ki yani daha mesela 46. dakikada hemen Yunus bomboş bir şut attı. Mesela üstten avuta giden pozisyon. Ee, yay civarında. Ee, ve ilk mesela 45 55 arasında çok net bir Galatasaray üstünlüğü maçın ikinci yarısında çok net ama Ümraniye'ye de bir şey düşeyim. Ümraniye geçen Antalya'ya kaybederken de ilk yarı daha iyi çok daha iyi oynadı. Hı -hı. Sonra bir 45 65 arası düştüler oyundan. Hı -hı. Hatta sonra da gol yediler. Yani biraz belki e, dayanıklılıkları orada bir sıkıntı oluyor olabilir. Olabilir. E, bu maçın da mesela ikinci yarıyı çok daha zayıf oynadılar. İkinci yarı çok daha net Galatasaray üstünlüğü var e, ki Galatasaray'ın da düşmesini bekliyorsun aslında Torreira hazır değil Mertens hazır değil yani ona rağmen Galatasaray net üstünlük kurdu ikinci yarıda. Ya bir de şöyle bir şey de var hani Ümraniye bugün sözde ev sahibiydi ama hani Galatasaray 10 bin taraftarın önünde oynadı. Evet. Hani aslında aslında bir iç saha maçı oynadı Galatasaray. O da tabii çok şey fark ettiriyor ki bu işte Ümraniye Espor işte Karagümrük falan gibi takımların en büyük zaaflarından bir tanesi aslında İstanbul'da oynadıkları hiç maçı iç iç saha gibi oynayamıyorlar. Ee, onun onu da biraz tesir etmiş olabileceğini düşünüyorum ben ama Bir e, istiyorsan bir... de, alışacak. de alışacaklar daha o stadı da kendi statlarında oynuyorlardı. Hani senelerce o statta oynayan takımlar en azından Tabii. rüzgar avantajını falan ha. kullanmayı öğreniyor. bir <laughs> şimdi aralık maralık gelecek. Evet. Saatte 30 kilometre rüzgarla o stadda degaj begaj yapacak Serkan Kırıntılı. Kolay gelsin şimdiden. eee ama e, Mertens'in girişi bana en çok şunu hissettirdi. İlk yarının hayaletlerinden bir tanesi olan Kerem bir anda Mertens'in oyuna girip şu bölgede bağlantılar kurabilmesi sayesinde e, devrenin başına 2-3 kere etkili şekilde top alıp böyle e, final işleri yapma şansı buldu mesela ilk yarıda bunların hiçbiri olmuyordu. O tamamen Mertens işte. 50'de asisti yapıyordu. Seferov üç arka direğe kesti. Seferov 3'ün şutu direkten döndü. Mesela orada 50. dakikada hemen ikinci yarının 5. dakikası. Evet şuradan. Asistle 3... başlıyordu yani. Orada da Seferov için yani kaçırdığı ilk golün mü eksikisi daha yüksek çıkacak? ikincisinin mi daha yüksek çıkacak? Baya merak i̇kincisi... ediyorum. İkincisi biraz zor ya. Ters tek ya da. Ee... Olabilir. Çevirip... Birkaç kere tek... daha izlemem lazım. Tekte çevirmek zor kontrol vuruş yapsa tamam ama kontrol vuruşu da denemedi de. Sağıyla mı vurdu orada soluyla mı vurdu? Soluyla ama çok tersinde kalıyor. Yani orada dönüp vuruş yapmak Abi tamam, doğrusu lazım. soluyla vurmaktı zaten değil mi tamamlarken. Öyle. Okay. Ama bence kontrol artı vuruş yapması lazım. Topu döndüremezsin yani. Evet. Ama evet yani evet. o o bağlantıyı sağlayan o yani hiçbir şey ilk yarıda hiç görmediğimiz Kerem'i bir anda etkin hale getiren e, direkt Mertens'in oyuna girişi şey oldu. Horsin Around diye çok güzel nickli bir arkadaşımız var. Bana izlediğim en iyi dizilerden bir tanesini hatırlatıyor. Bojack Horseman. Aynen. E, Torreira Mitsio Mertens bu takımın orta sahasıdır demiş. E, o geldikten sonra tabii Mitsio'nun sakatlığı iyileşmesi falan ideal orta saha daha oynayamadı bir arada. Yani daha 45 dakika 45 dakika falan oynuyorlar. O yüzden e, ya onu demek istemiştim programın başında. Bu arada Seferovic'in ilk 5. Ilk, ilk e, beşinci dakika mıydı? Güle hediyesini kaçırması ha, üç. ona ne diyorsun abi yani üç, o özgüven eksikliği mi de. nedir çok garip çünkü verdiği pas da hani abi o pasta verilir diyeceğim bir pas değil. Akbabaya net bir açı yok orada. Çok garip bir tercihti o. Evet. Ki sol ayağında, ters ayağında falan da değil. Çok direkt çok enteresandı yani. Evet. Direkt vuruşta yapabileceği bir yerde. Ya yani ben orada, orada direkt tavana tavana abanmasını bekliyordum açıkçası. Orada Emrah Baba baştan koşu yapıyor. Ben o da herhalde diyor ki ben hani koşusunu durduracağını düşünmedi veya dedi ki herhalde hani daha garanti olan Emre'ye çıkarayım da o atsın diye mi i̇şte düşündüm, garanti bilmiyorum. değildi ki Emre <laughs> Değildi. Yani. çünkü Emre koşusunu durdurdu ama durdurmasa da offside'a düşecekti adam zaten evet. yani ve orada yani bir tane arada o pasın açısını kapayan bir tane savunmacı vardı evet yani evet. bomboş olsa sadece Emre Akbaba'nın kendisini offside'a düşürmemesine kalsa hadi derim tamam bencillik etmedi bilmem ne öyle bir durum da yoktu. Çok enteresandı gerçekten. Şey de çok e, çarpıcıydı. Mesela Mertens'in kafa şutuyla Seferovic'in kafa şutu arasındaki fark. Hmm. Değil mi yani? Mertens zımba gibi penaltı noktası üzerinden vurdu. Evet. Seferovic gene çok, cılış, gene çok cılız bir kafa vuruşu. Kal yaptı. kale arkasından gösterdiler onu da şeyin üzerine gidiyor. Ama yani ben ee, şiddetten ser, bahsediyorum. Tabii. Şiddeti çok iyiydi tabii. Yani kafa vuruşu tekniği çok daha kusursuz Mertens'in. Aralarındaki evet. boy farkı herhalde 20 ve 20 santim mi? Öyle bir şey herhalde değil mi? Evet. Yani ee, Seferov işte bu kadar kötü bir oyuncu değil bu arada. Değil yani ama düşüncü... ama bitiriciliği en bence sinir bozucu özelliği Seferov için bitiriciliğiydi. En azından ben yani geçen e, sene Euro 2020 öncesi e, dergi için e, İsviçre'yi işte izlemiştim bayağı. Ee, hmm. İsviçre izlemek demekti. İşte yani Seferovic falan izlemek demekti. O çok çarpıcı gelmiş mesela. Çok etkili bir bağlantı oyuncusu ki hatta belki turnuvanın en iyi iki bağlantı parçası Seferovic ve Mönchengladbach'la oyuncuydu. Adını unuttum. Sakatlandı hatta. 7 numara giyiyordu. Chat hatırlatırsa sevinirim. o ikisinin bağlantısı çok iyiydi mesela ama her zaman golcülüğüyle biraz soru işareti yaratan bir oyuncuydu. Bu kadar da değil yani gerçekten. O biraz <laughs> ekstrem bir seviye. Evet. eee Embolo muydu? Embolo'ydu evet. Teşekkür ederim. Embolum şey mi gitmiş ya? Bunda istikaleb mi gitmiş? Ee, <laughs> şey Sergio Oliveira için ne diyorsun? Onu sordum. Sergio Oliveira gene ben bence çok kötü bir maç çıkardı ben yani hiç beğenmedim. O sefer hoca verdiği topuk pası tam şahane de. Ee, özellikle savunma yükü çok fazla bindiriyor bence takımı ve birkaç tane pozisyonda mesela rakiplerine geç kaldığı için mesela e, bir tanesinin hatta notunu aldım bu başka takım mesela 57-45 Avunu'ya çok rahat geçiliyor Avunu burada dikine pas alıyor savunmacısından aralarında 5 metre var yaklaşmaya çalışırken onu hop bunun etrafından dönüyor gidiyor evet. ondan sonra berbat bir pas veriyor hediye ediyor şeye Nelson'a hediye ediyor galiba pası. Ama işte bu yarın öbür gün o pası vermeyi bilen bir oyuncu olursa gol yersin. Evet. Yani orada evet. en kötü ihtimal faal yapabilecek kadar yaklaşabiliyor o lazım. Sergio Oliveira'yı Avonu gibi box to box oynayabilen, çok koşabilen bir oyuncunun karşısında kullanmak da sıkıntı. Çünkü fiziğiyle şey yapıyor. Eksik kalabiliyor. Eee ideal senaryoda işte güçlendikleri zaman herkes işte Torreira, Michio önünde Mertens gibi bir şey de olabilir ama işte set oyunları, iç işte sahada set oyunlarında da Oliviera'dan yararlanabilir ama Oliviera'nın 90 dakikayı kaldıracak bir kondisyonu var gibi de gelmiyor bana. Yani bu hazır olmama durumu da olabilir. Ama dersen ki hani ben Roma'da işte son maçlarını izledim Nisan-Mayıs ayları. Sezon sonu artık yani daha hazır olmayacak da ne zaman olacak? O orada da böyleydi. Orada da çok kolay çalınmayan, çok kolay geçiren savunma problemleri yaratan bir oyuncuydu. Belki de olivier artık 8 numara değil de yavaş yavaş 10 numaraya doğru kendisini daha öne doğru atmalı ki arkasında onun... E o zaman da Galatasaray'da ayıracak. oynayamaz. Yani ya Mertens'i ileri atıp Olivier'i onun arkasına koyacaksın ya da Olivier'i 7'ye çekeceksin. 10 numara pozisyonu için Mertens'in çabukluğu ve oyun zekası daha da etkileyici oluyor tabii. Öyle bir durum var. Yani ee, şu an için ben de katılıyorum seni söylediklerini. İstiyorsan Peki. bir e, şeye bakalım abi e, ne derler. 55-78 arası. Tabii. Burada pek çok oyuncu değişikliği var. Özellikle Recep Uçar önce iki kanadını, sonra da iki iç oyuncusunu değiştirdi ki bence bunların hepsi doğru amellerdi. E, çünkü hiç savunma yardımı getirememeye başlamıştı Delvale ile Onur. E, hücumda da. Yani aldıkları topları çok çabuk kaybetmeye başlamışlardı bir iki tane pozisyon haricinde. Onlarda da bence Galatasaray savunmacıların hataları Ümraniyesporlu oyuncuların becerilerinin önündeydi. O, o değişikliklerin hepsini ben mantıklı buluyorum. Galatasaray'da da bir Emre Kılınç hamlesi oldu Kerem'in yerine. Burası zaten Kerem sezona zaten hiç iyi başlayamadı. Hazırlık maçlarında da çok böyle kendi... Kendi başına oynayan bir futbolcu görünümündeydi. Ee, üzülüyorum açıkçası. Çünkü belki geçen Mertens sezon yaptığı oynama... patlama... Mertens'le oynamaya başladıktan sonra belki... Bir Gördük Başka onu. Bir... Gördük evet. onu gerçekten. O 10 dakika beraber oynadıklarında Kerem iki kere etkili olma fırsatı buldu ama genel olarak biraz takımın geri kalanından kopmuş gibi ki ben Van Aal'da getirdiği savunma yardımlarını da biraz bugün eksik buldum. Yunus'un da Boya'ya getirdiği savunma yardımlarını çok eksik buldum. Bugün İkisi de kanat hücumcularıyla çok fazla yalnız bıraktılar evet. beklerini Güzel. Ee, onu yarın yarın öbür gün hani atıyorum sağ beki orta sağdan devşirme Serkan olmayan bir takıma karşı çok ağır bedeller ödersin. Onur Bulut'a karşı. Onur Bulut'a karşı çok ağır bedeller ödersin. Evet. Yani çok bindiren, hücuma çıktığı lazım. zaman da iş yapamıyor. Gerçi ben... Onur Bulut da Çağdaş bir sağ iç oyuncusuna dönüştü. Ama <laughs> yok yani alan açtığın zaman Onur gibi adamlar gelir. Hani tabii, tabii, çok, tabii. çok bindiren ve topu doğru kullanan adam gerçekten sıkıntı yaratır. Ee, o yüzden hani bir kanat hatta belki ikisini birden bile değiştirebilir de belki Yunus'a işte son 5-6 maçtır takımın en iyilerinden biri olmasının... E, kredisini açmak istedi ki, Onu da anlayışla karşılarım ama Yunus da onun hakkını ilerleyen dakikalarda çok fazla vermedi zaten. Ama burası Galatasaray'ın oyunu iyice e, yığdığı şey oldu. Hatta biraz şöyle yansıtması açısından şöyle yapabiliriz bence. Maç biraz şuna dönüştü bu şeyde. Bu zaman diliminde. Daha önce dönüşmemişti yani hiçbir zaman. Biraz şöyle oynandı bu, buralarda oyun. E, sen neler gördün buralarda? Nasıl notlar aldın? Biraz yorgunluklar öne çıktı bence. Mesela ben e, 40 45 55 arasını daha etkileyici buldum Gaz Saray adına. Ama şey Serkan Merkan çıkardı. O boyun şutunu müthiş çıkardı Serkan. Şutlar da şey oldu. Üstüne gitti. Yunus'un penaltı noktasında bomboş. Hemen şut attı. Orada da yine Seferovic gibi dürtüp vurabilirdi. Biraz erken şutlar attı. Yani hem Seferovic'in 50 50'de kaçırdığı boş pozisyon, tekrar kontrol vuruş yapabilecek pozisyonlardı. Hem Yunus'un dürtüp tekrar vuruş yapabilecek pozisyonlardı. Net fırsatlar 45-55 arası daha çoktu. Bence 55'ten sonra biraz daha e, şey fırsatlar vardı. Daha biraz bence şeyi kesildi. E, orada tabii yorgunluklar da bence belirleyici oluyor. E, Emre Kılınç da girdikten sonra çok etkili olamadı bence. E, sonuçta dinamik bir oyuncu girdiği zaman hem pres gücü şeyle biraz daha etkili olmasını bekliyordum. Ama Hoca da değişiklikleri bayağı bekletti. Yani Gomis'i de bayağı bekletti. Ya 75'lere kadar işte 78'e kadar falan sadece Emre Kılıncı soktu Mertens'ten evet. sonra işte. Orada aslında takım biraz yorgundu. Belki 60 gibi daha fazla oyuncu değişikliği, daha dinamik takım belki daha Hani burada bir tane bence fena olmayan organizasyon vardı. Nelson Oliveira ikilisi topu buraya kadar getirdiler. Nelson şuradan çok iyi bir pasla Boya'yı kaçırdı. Arapasıyla. Lengen ile e, Gagnidze'nin arasından çok iyi bir arapası verdi. Ve Boyan'ın ortasına da e, burada Mertens e, kafayı vurdu. Yani böyle net organizasyon hücumu diyebileceğimiz bir hücum olarak bu aralıkta ben de sadece bunu sayabilirim. Belki şimdi hatırlamadığım bir iki tane vardır. Chat hatırlıyorsa hatırlatsın. Ama burası daha çok şeyi gösterdi. Hani... E, Galatasaray bir 20 dakika falan rakibini kendi e, şey kendi 18 önüne hapsedebiliyor. Stoperlerini öne kadar çıkarıp Oliveira'nın e, işte e, Van Aanholt'un falan savunma zaaflarını, kanatlarının savunma zaaflarını yaşamadan sadece kendi e, oyuncularının hücumda yapacaklarına bakabilen bir takıma dönüşebildiğini gösterdi. Bu sezon belki de ilk defa ben böyle bir şey görmedim henüz diğer maçlarda. Ee, o bakımdan hani ben bana enteresan ve önemli geldi ama hani bir etkinlik çıktı mı dersen, net pozisyon çıktı mı dersen, hayır, genellikle uzaktan şutlar, bloklanan şutlar, ben... fazlası olmadı. Ee, sesin gitti birden. Sesin mi gitti? Geldi şimdi. Ee, şey, Boray Yeni Çetinden bir e, süper chatten güzel bir soru var. Ee, onu da ekrana verebilirsek. ...güzel olur. Galatasaray hücumu genişletmek için neler yapabilir... ...demiş. Hem güzel soru hem de... ...destek için teşekkür ederim. Zaten üstüne konuşmak istediğim bir... ...konuydu. Şimdi bu... ...hücumu genişletmek... ...ya beklerle ya kanatlarla yapabildiğiniz bir şey... ...yani çizgi oyuncularıyla yapabildiğiniz bir şey... ...bek oyuncularını çizgiye bastırdığınız zaman... ...final orta ve... ...zaten hani düz ayaklı içeri girip... ...şey yapma da çok yok. O yüzden bu beklerle hücumu genişletmek çok randımanlı bir şey olmayabiliyor ki Sasha Boy bugün yine de yeterliliğine göre iyi işler yaptı. Öte yandan Yunus ve Keremse çizgiye bastığı zaman etkili oyuncular. Onlar çizgiye bastığı zaman 6 numara Torreira'nın önündeki 2-8 numaranın Seferovic'in sağına soluna delici koşular atıyor olabilmesi lazım ki bu sistemin çizgiye basmanın yani oyunu genişletmenin şeyini al, verimini al. Başakşehir bunun şu ana kadar Süper Lig'de en iyi yapan takım mesela Emre Belezoğlu ile birlikte gerçekten buna çok özlem veriyor Geçen özen sezondan bir... zaten Mahmut'la Deniz'i bu konuda çok iyi oyunculara dönüştürdü Bu sezon bir de Aleksic patla, patladı ee... Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlüğündeki bir numaralı konu olabilir bu Sekizleri ceza sahasında koşturmak evet. Mahmut Teknemir'i de işte yerli Atiba'ya dönüştürmek Kanat oyuncularını da çizgiye bastırıp oyunu oldukça geniş açabiliyor ee, Abdullah Hoca senelerce bunu yapmayı iyi, iyi yapmayı başardı diye düşünüyorum Doğru. çok uzun evet. yıllardır ee, Galatasaray'da da bu yapılabilir Mertens ve bence Mitsio girdikten sonra Mitsio çünkü o koşullara daha atabilecek Oliviera'ya göre fizik kalitesinden dolayı diyorum bunu oyun zekasından dolayı e, zaten Oliviera'dan o koşulları istersen hani arkasındaki Yedi stoperin de. arkasındaki stoperin böyle Sergio Ramos falan olması lazım evet Mertens ve Misio ile Torreira'da onların arkasını toplayan süpüren oyuncuyla. Mertens ve Misio ile Seferovic'in ya da 9 numaranın sağını sonunu del delleyecek. ve Yunus'la Kerem'i de çizgiye bastıracak bir Galatasaray. Hiç fena bir çözüm değil bence. Patrick Van ve Sasha Boy daha merkezde konumlanarak toplar kaptırıldığında işte Mertens dönemeyecek, Yunus Kerem falan dönemeyecek. Hem Beker, Mertens, Mertens konusunda emin misin ya? Mertens onları isteyeceğin oyuncu mudur? Yani onları istersen hani e, ceza sahasında koşu atacak 8 olarak Mertens'i ister misin? Ya 8'i zor oynar zaten muhtemelen de. Bir 10 gibi düşünülebilir. Okey. Yani yani ben koşucu bu arada yeni, yani ceza yeni sahası içine koşu şey atan 8'lerden bahsediyorduk diye düşündüm de o yüzden yani Mertens'i bir an oraya oturtamadım çünkü yani. hani son 3 sezonda 1500 dakikaları pek geçememiş bir oyuncu ya. Hmm. Hani sen Mertens'den bu sezon 2500 dakika falan almak istiyorsan mümkün mertebe hani daha şu bölgede yatay olarak hareket eden bir oyuncu olarak kullanmak bence daha makul olur gibi geliyor bana. Koşulları bırak Yunus atsın. Kerem'e biraz Kerem'den biraz onları bekle falan. Bir de Yepo. içlerinden bir tanesinden bekle ama Mertens bence şu hattan pek çıkmasa ve e, inisiyatif alan oyuncu olsa, diğerlerinin koşullarını değerlendiren oyuncu olsa daha iyi olur gibi geliyor bana uzun süreli katkı için. Belki şunu Yoksa yapamayacağını düşünmüyorum kesinlikle. Kralını yapar da hani o zaman çok fazla e, dakika alamaz gibi geldi bana. Belki şunu da düşünebilir. Merkezi Torreira artı bir kişiyle tutup, iki kişi sağlam tutup, e, Yunus ve Kerem'i yine çizgiye bastırıp tek e, Seferovic'in sağına soluna e, hamleleri yapan oyuncu olarak Mertens'i tek kullanmak ve daha temkinli, daha ya zaten daha 4-2-3-1 gibi ya takım. Hmm. Ee, biraz daha temkinli yani 4-3-3 zaten Başakşehir'in tercih ettiği bir düzen ama Galatasaray o düzene de çok yatkın oyuncular transfer etmedi zaten daha 4-2-3-1 tercih ediyor belki onu tek oyuncuyla yapıp e, reboundları toplamak üzerine biraz daha baskısını şiddetlendirebilir bir ee... süper chat yorumu daha var Sinan gördün mü Yunus Yüce ee, çok teşekkürler Yunus Yüce ee, selamlar demiş Galatasaray orta sahası Lucas rağmen çok geçirgen doğru zaten hani Oliveira'nın ve Sinan'ın dediği gibi fiziksel bir gelişim göstermiş olmasına rağmen Emre babanın bulunduğu bir orta sahanın geçirgen olmaması için biraz zaman geçmesi lazım Torreira o kadar da şey değil yani ki Torreira da ilk defa 6 numarada tek 6 olarak ilk maçına çıktı eee ama ben Giresunspor maçına göre bugün daha az geçirgen bir Galatasaray orta sahası olduğunu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda da daha giderek daha az geçirgenleşecek bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Buradan daha kötüye değil daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Torreira form buldukça ve Galatasaray Okan Buruk ortadaki üçlünün formülünü çözdükçe ki e, olduğu bir orta sahada da bunları daha bana yarın öbür gün Berkan falan rotasyondan biraz girdiği zaman bunları daha az görürüz gibi geliyor. Şu an bugün Torreira önünde taşıyabileceği en ağır iki yükle oynadı ve dediğim gibi kanat oyuncularının da savunma şeyleri çok eksik kaldı yani hatırlarsan ikinci yarıda biten pozisyon var şurada bir yerde top kaptırdı Galatasaray şuralarda bir yerde Boyen'in içeri girip mesela şöyle alanı kapaması gerekiyordu onu yapmadığı için top bir anda hop buraya kadar geldi dakikasında söyleyeyim 51:20 Yunus'un top kaybı sonrası Yunus burada top kaybetti. Bu yani tek yapması gereken şuraya girmekti. Girmediği için Gagdinze'ydi galiba. Buradan topu buraya kadar taşıdı ve bir anda top Galatasaray ceza sahasına kadar geldi falan. Yani bazen de Torreira dışındaki oyuncuların da katkı vermesi gerekiyor ki ikinci eri Galatasaray 4-4-2'ye döndükten sonra artık biraz onların hangi kanatta top kaybı yapılıyorsa o kanat bekinden biraz o katkıyı alabiliyor olman lazım. Bütün yükü de Torreira taşıyamaz yani. E, hani sadece Torreira değil atıyorum bütün yükü oradaki Rodri de taşıyamaz. Eee o yüzden kanat beklerinin biraz daha içeri doğru girip o savunma hamlelerini yapmaları önemli. Ee, çok fazla yük taşıması gerekiyor bugünün Galatasaray'ında. Onu da unutmamak Umut, lazım bence. Umut Nader'i güzel söylemiş. Rakipteki Mırs işte 35 yaşında. Bu da Torreira'ya pek zorluk çıkarmadı bence demiş. Doğru. Orada e, rakipteki 10 numara oyuncuları biraz daha delici olsa, biraz daha koşu atan oyuncular olsa daha da zorlanırdı Galatasaray. Çünkü Giresun maçında olduğu gibi bu maçta da Galatasaray ikinci yarı çok yoruldu. Hatta Sasha Boyun hücuma çıktı da bir dakika boyunca geri dönemediği bir pozisyon falan vardı. O da dikkatimi çekti yani. Mırs için Biz 19. dakikadaki top taşımasını mı diyorsun? Ondan Aynen. Mı bahsediyorsun sen. Aynen. Tamam, okey ben. Okey, tamam pardon. Söyle. İkinci e, ikinci yarıda oyuncular çok yoruldu ve geri dönüşlerde problem yaşadı diyorum da. E, e, Sadece yerine... Mersiş ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum ben. İlk Hı. yarıda e, Ümraniyespor'un en tehlikeli ataklarından bir tane Del Valle'nin kaçırdığı golün nasıl geliştiğini hatırlayalım. O Mırsic yorumuna tam oyuncu profili olarak evet ama ben katılmıyorum. Şundan katılmıyorum. Mırsic burada e, Alison'dan Alisson'dan topu aldı. Emre Baba Kerim'in araları böyle açık. Torreira'nın bütün bu alanı kapaması gerekiyordu. E, yani hiçbir oyuncu oradaki doğru merkez kaymasını yapmadı. Şu aralığı tamamen Torreira'nın kapaması gerekiyordu. Bir yandan Onur kenara doğru hareketlenerek Van oldu çekti. Ve Mırsic böyle çok rahat bir şekilde yürüyerek Onur'la Verkaç'a girip e, top çıkardı. Dervalli de maçın en net pozisyonlarından bir tanesini kaçırdı. Hı hı. Yani doğru organizasyonu yapmadığınız zaman Mırsic gibi bir oyuncu bile Torreira'ya sorun çıkarabiliyor. Doğrudur. Ee, ama yani daha delici bir orta saha daha da zorlayabilir da, Galatasaray'ın daha Tabii ki tabii, ki. tabii ki, tabii ee, ki. İstiyorsan son dakikalara geçelim artık. Son dakikalara geçelim. Gomis 85'te offside'dan çıkamadığı bir pozisyonda tam Gomis'e söyleniyordum ki bir dakika sonra sırtı dönüyor müthiş bir kontrol ve yani 85'te o e düştü. Yani daha yeni girmişti. 10 dakika olmuştu gireli. Uzaklaştırılan Nelson'un uzaklaştırdığı topta offside'e e düşmüştü. Bir dakika sonra bu sefer çok iyi sırtı dönük oynadı. Döndü ve e, çok kaliteli bir son vuruş yaptı ki gerçekten Gomis'in Sefer Uç'tan çok daha iyi olduğu bir konu varsa o da son vuruş kalitesi. E, orada kalitesini gösterdi. Gomis zaten 30 dakika falan oynadığı zaman bence çok iyi bir çözüm. Sonradan oyuna girenlerden de Çıkıldağ'ın istekli ve Hırslı girdiğini düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın da Yine beni sinirlendirdi Barış Alper çok fizikli bir oyuncu Hem koşan hem güçlü bir oyuncu Fakat o fiziğini kullanmayı hiç bilmeyen bir oyuncu ee, Girdiği sol kanattan Rakip zaten Geraldon'un üzerinden Gelmek istiyor Ümraniye Spor. O kanadı kullanıyor ve Hiç engel olmadı mesela onlara Hatta mesela taç atılıyor kendisine Rakibe faal yapıyor topu tutması beklenirken kendisinden mesela Galatasaray'ın o vurup gitmeye çalışırken işte rakibin şortundan çekip faal yapmak gibi bir saçmalığa yapıyor şu an. O anda senin vurup gitmen önemli değil. O anda senin topu tutman önemli. Şey Barış'la gibi... ilgili, Barış ilgili üzücü olan şey şu değil mi abi? Mesela hep konuşuyoruz da geçen hafta da konuştuk mesela Süper Lig seviyesine zıplama yapan oyuncuların en çok bocaladığı şey ya da işte alt yaş gruplarından e, A takıma çıkan oyuncuların en çok bocaladığı şey fizik oluyor. Barış'ın o donanımında hiçbir eksik yok. Evet. Ama oyun aklı yani çok kötü yani. Amel edilmesi zor olan şeylerden bocalıyor. He? O biraz sıkıntı. Yani son 10 dakika oyuna giren bir oyuncunun top tutmak, topu çizgiden ileri vurup da orada öldürmek. Yani bu bu tip şeyleri yani yapması gerektiğini birinin söylemesi de yani söyleyerek de öğretilmez. Yani bazı şeyleri hissedersin. Sahanın ne gerektirdiğini, oyunun o anda neyi gerektirdiğini bazen hissedersin. Yani bu e, tam belki, onun etkili olabileceği. Rakip yorulmuş e, sen fizik güçlüsün. Belki biraz zaman lazım işte. Belki 26-27 yaşında öğrenecek onları. Türkiye'de bu iş böyle oluyor abi. Yani 23 yaşında öğrenmesi beklediğin şeyleri oyuncular 26-27 yaşında önce öğrenebiliyor. Yazık oluyor. O zaman iş işten geçmiş oluyor ama evet. çoğu o yaşlarda öğrenebiliyor onları. Yani Mertens'in son oturup son 10 dakikayı böyle barışa tek tek pozisyon pozisyon falan göstermesi lazım. Yani bilmiyorum yani. O kadar şey fayda sağlaması gereken yerde o kadar geçirgen ve zarar veren bir şey. Savunma anlayışı. Şey ediyor insanı. Rahatsız ediyor yani izlerken. Ama Çıkıldağ öyle değildi. Çıkıldağ girdikten sonra fena işler yapmadı bence. E, okay. hatta Sasha Boyun sarı kart gördüğü pozisyonda pozisyonun böyle tekrarı var hmm. e, pasın fark ediyor o tarafa doğru atılacağını o tarafa doğru kendini o tarafa doğru böyle şey yapıp döndürüp kayarak pası kesiyor o mesela iyi bir farkındalık bir konsantrasyon çünkü onu da kaybetmeye yüz tutmuş bir isim gibi görülebilir e, bir reaksiyon verse hiç fena olmaz şimdi Okan Hoca mesela 3 tane transfer istediğini söylemiş Rovzi'yi yazdı az önce ee, yani kimlere göre mesela çıkılda o Taylan vesaire gidecek de on, onlar yerine mi 3 transfer? Şimdi 3 transfer bir tanesi zaten Gomis Seferovic'in arkasına bir üçüncü bir forvet Ali almaya çalıştılar alamadılar falan. Bir tane bir öyle bir adam gelecek herhalde. Luyendama'yı göndermek iyi düşünüyorlar. Kadroya falan almıyorlar. Üçüncü bir stoper gelecektir. Bunlar zaten hani gelmesi düşünülen. Bir tane de Taylan Gidecek herhalde. kadroya almıyor çünkü bayağıdır. merkez orta mı Yani birilerini gönderip de alıyorsanız anlayabiliyorum ama göndermeden de... Zaten Bir rotasyon zaten... oyuncusu alınacak. İlk 11 oyuncu alınmayacak. Zaten şey e, söyle şunu. Zaten tek kulvarda gidiyorsun. Evet. Yani artı 3 yapmaz herhalde. Yani eksi 3 artı 3 sıfırlar diye düşünüyorum kadroyu. Herhalde onu düşünüyordur. Ee... O yüzden eee Bilmiyorum. Ekonomik durumu da takımların az önce işte girişte de bahsettik yani. Şampiyon... yani Santrafor da çok elzem mi Sinan? Çünkü Mertens de bir Santrafor aslında. Onu da oynatabilirsin. Aslında Santrafor'da 3 tane oyuncu var ki Mertens hepsinden iyi Santrafor. Ee, ben de Stoper kesinlikle mutlaka bir tane. Eğer Windham'a gönderiliyorsa evet. Onun dışındakiler çok elzem değilmiş geliyor. Hani eee dediğin gibi haftada bir maç yapacak bir takım için kadroyu kalarda şişirmemek lazım bence. Ee, fizikli bir kanat oyuncusu istiyor mesela. E şimdi elimde... Barış Barış Alper <laughs> evet. Şimdi Barış Alper'i muhtemelen kiralık gönderip daha hazır fizikli mesela i̇şte sol bakken gibi işte Başakşehir'e gittiği zaman Guldbransen tipi mesela atıyorum. Eee evet. oltu beğenmiyor belki işte e kanatları çizgiye illa indirmek istiyor. Fanon gönderip sol bekme. Bunlar da Ağustos'un ortasından sonra yapılmaz ki zaten takım hazır değil. Bir de geçen seneden kalmış oyuncuları Ağustos'un ortasından sonra değiştirmeye kalkmak. Bir de şöyle bir şey olsa anlarım. Mesela yurt dışından bir teknik direktör getirmişsindir. Adam Patrick Fanon Galatasaray'da ne yaptığını bilmiyordur. Bir bakmıştır. Aa ben bu adamı çizgiye indiremiyorum ama senin dediğin gibi Okan zaten geçen sezon büyük ihtimalle senden benden daha fazla Galatasaray maçı izlemiştir yani. o yüzden yani en azından takımı evet, ama çünkü <gülüyor> hepsini <gülüyor> izlediğim için. Tam bir bala. Artı bir maç yok çünkü yani. <laughs> en fazla <laughs> benim kadar izlemiş olabilir. Yani iki, belki iki kere izlemiştir bazı <laughs> maçtır falan. Neyse yani Galatasaray hakim bir teknik direktör <laughs> sonuçta. <gülüyor> Ulan sinan. Ee, o yüzden onun mesela şimdi 3 maç geçtiği zaman ya yok ben bu one out'la yapamayacağım demesi o gerçekten çok e, hani akla yatan bir şey değil gibi geliyor bana. yani Bence bu arada yabancı bir hoca bile söylese akla yatan bir şey değil. Çünkü bu 90'larda olsa hadi kaydı yok maydı yok televizyonda falan da artık herkesin işte Vice Scout, Instat gibi şey programları var elinde. Evet. Evet. Scout programları var. Bütün maçların hepsi ben sana iki şeyin Joshua King'in 2013'teki maçını bulup atmıştım ya. Hmm. Yani istediğin zaman o son 10 yılın bütün maçlarını izlersin Galatasaray'ın yani. Doğru. Duruyor orada. O yüzden yabancı yerli fark etmez yani. Gelen bir teknik direktörün Ağustos ortasında falan orta, kesemiyormuş dememesi lazım. Doğru. Bu arada şimdi şey ekranda Gomis, Gulumac, Alison kısmına bir kitlendim. Seni dinlerken aklıma şey geldi. Gomis, Gulumac'a kalçaya dayayıp 2 metre boşluğu yaratıp zıbam diye yakın direğe vurdu ya. 2 dakika sonra o top bir daha geldi Gomis'e. <laughs> orada Ümraniye <Spor> <laughs> ağzının yandığını nerede anladık biliyor musun? İki kişi bastılar Gomis'e. Üç üzerine Gomis bir anda neye uğradığını şaşırdı. <laughs> o an geldi bir an aklıma. Ee, ama Gomis'in vuruşu bence şunu da gösterdi. Ee, bazen hiç düşünmeden yakın direğe vurmak en iyi seçenektir. Türkiye'de çok fazla oyuncunun ben uzak direğe gereksiz derecede, gereksiz sıklıkta vuruşlar denediğini misal Doğukan Sinik. Evet. <laughs> kariyerindeki, kariyerindeki ilk 60 şutun hiçbirinin gol olmamasının sebebi budur bence. Hepsi uzak direğe deniyor çünkü şey Jeneriklik golü deniyor. Abi jeneriği meneriği bırak. Yakın direğe gözünü kapat zıbam diye vur. Çünkü kaleciye hamle yapma için yarım saniye daha az zaman veriyorsun. O yarım saniye saatlere denk bir şey aslında o kurtarışta. Bir de oraya vurmak için ihtiyacı olan güç ve kaliteyle uzak direğe ayak içi o falsolu solu vuruş yapmak için gereken güç ve kalite arasında çok büyük bir fark var. Yani Gomis atamaz mı o şutu? Kralını atar. Antalya deplasmanında attığı gibi. Ama Yeri geldiği zaman da hiç bakmadan tak diye yakın direğe önce genç forvetler için çok iyi bir örnekti o. Doğru. Çoğu o golü o yüzden kaçırıyor çünkü. Uzak direk denedikleri için kaçırıyorlar. Yunus kaçırdı mesela bir tane. İlk yarıda. Uzak direğe iyi de bir vuruş yaptı. Direğin yanından avuta gitti. Mesela yakın direkler daha şey yapılabilir. Ee, Kerem de çok uzak direk deniyor mesela. Doğru. Yani mesela Doğru. Altay mesela yakın direkten atmıştı aslında soluna çekip. Ee, yakın direkt daha şey katılıyorum. Soru ee, cevap mı yapalım biraz? Yapalım. Bitirdi bitirdik herhalde. Başka da kalmadı diye. Yani. Ee, taktik ekranını alabiliriz. Ee, Sinan'la bizim kafalar kalabilir. Özellikle Halil bu konuda jeneriklik deniyor demiş. Akayak %100. Halil Dervişoğlu mesela. Halil'in bu arada geçen hafta gene topsuz koşuyla e Gol attırdığı bir şeyi yolladı bir arkadaşım bana. bayağı faydalı bir iş yapmış Halil'in lafı geçmişken onu da söyleyeyim. Topsuz oyunu çok iyiydi Halil'in ya. Hiç mesela çok... yakın direkt şutunu görmedim Halil'in. Hep uzak hmm. vurur. Şey de Şeyde bu arada Doğukan Sinik de Hull City'nin son maçı şey Ozan'ın gol attığı maçta baktım ilk 11'ine falan. Yoktu Doğukan Sinik. Herhalde sakat falan diye düşünüyorum. Doğukan Sinik de bu sene e, müthiş işler yapabilir yani. Bence Acun Ilıcalı'nın yaptığı yeni transfer. Doğukan Ak Sinik. PF ff... FF2 mi? FFII mı? Yoksa FFLL mi? Bilmiyorum. <laughs> Ama e, Arda Güler hep e, ön atıyor. Bak doğru. Abi evet çok iyi kesinlikle. Bir Kayseri bir şey. E, Kasımpaşa. Müthiş vuruşlar yani. Alex vuruşları. Alex de öyle. Yapıyor. Çocuğa 10 numaralı formayı verdiler. Hala Zafer Pros'u muamelesi görüyor. Onu da anlamıyoruz. Enteresan <laughs> bir şey. Geçen haftaki çift forvet hamlesini bu hafta yapmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Okan Hoca'nın? Tecrübe olarak değerlendiriyorum. Güzel. Doğru yaptığı evet. işlerden bir tanesi. Takım çünkü yorgun. Yorgun olduğu için ikinci forveti şey yapamıyor. Kaldıramıyor. Yorgun değil. Daha doğrusu çok koş, çok organize olamadığı için kendisini ilk yarıdan çok yoruyor. Bu maçta da ilk yarıdan yordu. Maç sıfır 0 iken vardı öyle. Boyun falan dönemediği artık. Gittiği dönemediği sekanslar. Kanatların dönemediği sekanslar. Giresun maçında daha da fazla vardı. Ee, o yüzden bu organizasyonu bir kompaklığı yakalayamadan yine böyle çok yorulacaklar o yorgunlukta da çift forvet falan atmak daha da zor oluyor Hakan Keleş zaten Giresun Spor maçı basit toplantısında söyledi onu bazen çift forveti yapmak orta sahayı boşaltabiliyor dedi ee, hmm. Faydalandı Giresun'da ondan aynı hatayı yapmamaları Yapmaması Okan Hoca'nın da yüzde yüz doğruydu. E, i̇ki yoruma değinmek istiyorum. Biri Mehmet Üretmen, Sinan abi saatler olsun saçlar güzel olmuş demiş. Katılıyorum. Bence kısa saçtan şaşmamalısın Sinan. Hatta bence 3-5 falan vurdurabilirsin. Yakışıyor sana. İkincisi de e, Ali A.S. E, bizim ligdeki şut gücü ve hızı neden düşük? Avrupa'da zıbam diye vuruyorlar. Bu bu maçta çok çarpıcı bir yorum gerçekten. Çünkü Galatasaray'ın ilk yarıda 4 tane şutu var Sinan. Yani vitaminsiz şey vardır ya tam o. Evet. Yani Akbaba'nın iki tane var öyle. Ee, bir tane Yunus'un um var sanırım. Ee, bir tane daha var. Hani 3-4 tane var böyle. Çok daha kuvvetli yapılması Ol gereken. Olivier Hanım bile var bir tane. Ee, İlk yarıda Olivier bile yerden vurduğu Serkan'ın sağına yattığı şutu var. Çok şeydi o yani. Bana da çok çarpıcı geldi ve Türkiye'de biraz Bizim ligde bunlar biraz fazla oluyormuş gibi bana da geliyor. Yani kötü şut atabilirsin. Mesela işte Avunul'un e, Antalya Spor deplan maçında attığı gibi kötü bir şut atabilirsin. O şutu izlerken senin maç önü şeyini <laughs> andım. E, maç önü analizini. Ama mesela bizde çok fazla Oğuzhan Özyakup'un kariyeri. <laughs> getir getir getir. Ondan sonra tıngır mıngır giden bir şut böyle falan. Bir Bursa Spor maçında attı güzel uzaktan e, şutları. Mesela yani... Atakan Keskin şimdi Veşiktaş'ta herhalde göreceğiz onu. O da mesela onu çok fazla o şekilde çok fazla hücumu bitiremeyen bir oyuncu falan. Nedense Türkiye'de bunlardan biraz fazla var ya da biz çok izlediğimiz için bize fazla batıyor ama Ali'ye de bakmış. Benjamin'i hatırlarsın ee, saha içinden. O da Super Chat'ten desteğini vermiş spor ile de. Taşıyor çok teşekkür işte. ederiz. Çok, çok teşekkürler. Yiğit sana ee... çok geçmiş. Gökhan Köse Torreira takım boyunu çok uzatmıyor mu geride kalarak demiş. Yani bir, birkaç tane rakip çıkarken e, o e, kendi en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak pas bağlantılarını koparan önde baskıyı güzel yaptı. Bir tanesi ikinci yarıdaydı hatta. Ama şu an Torreira'nın hiç hazır olmadığı çok belli zaten. Biraz zaman lazım. ilk maçı zaten. İlk, ilk 11'i. O yüzden ee, normal ya. Yani. Tabii yani şeyi anlaması lazım bir kere önce. Bizim takımdaki hangi oyuncu ileri gitti mi dönemiyor. Tabii. Ee, hangi stopere mesela ben daha fazla güvenebilirim. Hangi stoperin önünü kapamaya daha fazla dikkat etmeliyim falan Bunları zamanla çözecektir bence. Yani ben toreiranın 2-3 hafta içinde gerçekten ee, verecek vereceği katkıyı o zaman göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu arada Abdülkerim'de de böyle şey oldu yani e, aynı anda cehennemi ve cenneti yaşadı 15 dakika içinde. O Geraldo'nun pozisyonu offside olmasaydı adamın belki kariyeri bitecekti. Bak o, o Patrick o... Van Aanholt'un merkeze girdiği ilk andı benim not aldığım. Belki o an bir anda şey oldu Abdülkerim işte Patrick Van orada görmeye alışık değil. Bilmiyor mesela. Kanada vermeyi düşünüyordu. Bir anda baktı Aa, Patrick Van Aanholt benim önümde falan. Ee, abi mesela Konyaspor'da bunlar hiç olmuyordu. Niye olmuyordu? Çünkü adam gözü kapalı bir şekilde Hacı Ahmetovic'in de nerede olacağını biliyor. Soner'in de nerede olacağını biliyor. Gilermen'in de nerede olacağını biliyor. Bunlar zamanla azalacaktır diye tahmin ediyorum ben. Ve e, şey de Nelson mesela o kadar ez, şey oynayan, basit oynayan, o kadar risk almayan adam bile hata yapmak zorunda kaldı. Çünkü bilmiyorsun hakikaten dediğin gibi yani çok yeni kuruluyor. Orta saha falan çok yeni kuruluyor. Herkes çok yeni. Yani Nelson'un her tarafındaki adam değişti. Önündeki, sağındaki, solundaki e... O yüzden adam da hani Nelson bile yaptı o hatayı yani ki Nelson'u ben şeyde izlediğim zaman da Danimarka'da Ümit Milli'de falan da izlediğim zaman orada da mesela bu tip hata neredeyse hiç yapmayan bir oyuncu. O, o bile yapıyorsa o geri pasta yap, yani demek ki başka başka bir yerde aramak lazım bu problemi. Oyuncunun ayak tekniğinden ziyade başka bir yerde bir problem var diye düşünüyorum yani. Eee Nelson'un gidişiyle ilgili birkaç şey var. Sen herhalde bayağı yakından takip etmişsindir ama benim anladığım kadarıyla seviye zaten bir tane daha sol ayaklı olmasına rağmen bir tane daha stoper aldı. Ee, Bayern'den. Ee, i̇smini gene chatten yardım isteyeceğim. Unuttum. Genç bir oyuncu aldılar. Ee, Bayern'de çok fazla süre bulamayan bir oyuncuyu aldılar. Ama 20 milyon falan verdiler. Yani bayağı kes, yani keseyi açtılar. Kesenin ağzını açtılar. Sağ ayaklı mı? Ben Solak diye baktım hatırlıyorum nedense ya. Aslında Nianzu. Tangu Nianzu daha yirmi, mı? 20 milyonu Nianzu'ya verip neden sonra vermemeyi tercih etmişler de denebilir. Evet eğer Solak değilse zaten. Ha evet sağ ayaklıymış özür dilerim. O zaman evet doğrudan zaten Nelson'un yerini aldıkları oyuncu oldu. Ama her stoper transferini Kaç bitirdiler yaşında? gibi gözüküyor. Efendim? Kaç yaşında? Ee, 2002'lü mi? 2003'lü mü ne? Öyle bir şey olması lazım. 20-19-20 yani. yaşında bir şey. Nelson bundan kaybetmiş olabilir. Nelson kaç oldu? 24 galiba. Okay. İyi olmuş bence. <laughs> Katsarı için iyi 20 20'yi de getirmediler masaya. Sinan'ı da ikna edemediler o yüzden. <laughs> ya bir yandan tabii ki ya satamıyorsun ekonomik olarak büyük kriz falan ama yani en sonunda giderse şu takımdan e, zor Galatasaray'ın işi. Tabii belki çok iyi bir transfer yaparsın doldurursun falan ama yani en son önemli. En kritik isim belki de. Seferovic ile ilgili güzel bir soru vardı Heh, Murat Kavasakal Seferovic mi bağlantı oynayamadı yoksa arkasındaki, arkasındakiler mi ona çok eşlik edemedi ne düşünüyorsun sen? her ikisi de düşünüyorum bazen arkasındakiler ben uzak kaldı de. Mertens'ten sonra olmadı o ama Mertens'ten önce uzaktılar bugün Galatasaray'da e, hani, taktikler, organizasyon eksik kalması oyuncuların işte e, birbirinden uyumsuz olmaları falan bir yana bence bireysel performansların bayağı taban yaptığı bir gündü bugün Seferovic'in birkaç tane kötü ilk dokunuşu var. Hiç bekle yani hiç beklemezsin değil. Ama beklemeyeceğin durumlarda kötü ilk dokunuşlar. Mertens'in oyuna girer girmez yaptığı ilk 5 ilk dokunuştan ikisi kötü falan. Hı hı. İşte Boye'nin o, o Torreira'dan aldığı pası kontrol edememesi Boye o kadar kötü bir oyuncu değil. Ee, bugün bir Bireysel performanslar bayağı düşük hakikaten. Yani Galatasaray'ın oyuncuların teknikleri o kadar kötü değil yani. için belki tekniği evet, olağanüstü bir oyuncu değil ama o ceza sahasında mesela Patrick Van Aalt 3. bölgede basmıştı. Akbaba'ya kazandırmıştı. Akbaba yerden Seferovic'e çok güzel pas çıkardı 18 içine. Ayağından o kadar çok açtı ki gulü maç müdahale edebildi falan. Ee, böyle hani maçlardan önce şey olur ya peste falan oyuncuların kondisyonu olur. Bugün Galatasaray'da herkesinki kırmızı o kaşlığa gelmiş gibi bir durum vardı bence. Evet olabilir. Biraz do dediğin doğru. Ee, bir de şanssızdılar da. Yani direktten dönen yine. Mesela ilk yarıdaki free kick. Oliveira'nın ilk ma Giresun maçında vurdu üst direk, Bu vurdu yan direkt. Yani biraz şans işte Serkan yine e Serkan Kırıntılı bir Galatasaray maçında daha devleşti. Serkan'ın böyle şey maç e şey tip kaleciler. Böyle bir çok büyük hatalar yaptığını da görüyorsun ama birden bir bakıyorsun müthiş maçlarda çıkarabiliyor. O Hı. maçlardan birine de denk geldi Galatasaray. Ee, yani katılıyorum. Ama şey dediğin gibi önümüzdeki haftalarda devam edeceğini de düşünmüyorum. Yavaş yavaş toparlayalım istersen. Olur. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim senin de. Ee, biz pazar gecesi buradayız değil mi? Evet. Bir kitap önerisi vereyim mi ya? bayağıdır vermiyorduk. Var. Ee, ben de vereceğim. Don Quixote'u ben yeni okudum. Ee, Aa. Aynen. Şey hani böyle hep çocukken şeydeki küçük kitaplarda, hikayelerde falan okursun ya. Don Quixote'u şey zannediyordum ben hani e, işte bir deli kendisini şey zannedip e, şövalye zannedip yel değirmenlerine saldırıyor gibi. Kitabın orijinal halinde yel değirmenleri aslında böyle 10-15 tane macera var. E, Sıralı gibi. E, Yel değirmenleri ilk ve en zayıf olanı aslında. Sonra baya çetrefilli e, maceralar oluyor. O yüzden hani çocuk kitabıdır vesaire diye düşünen ve okumayan arkadaşlar varsa hem okuması oldukça eğlenceli hem de e, şeyden sonrası herkes e, başını biliyor. Yani Yel değirmenleri başı aslında kitabın. Eşeğinin adı neydi? Sancho Panza'nın eşeği. Şeyinki katırdı. Unuttum. Efsane bir adı vardı çünkü onun. Rosinante. Ha tamam. Rosinante şeyinki. şeyin ki. onunki değil ama bir Doğru tane eşek şey, adı, Efsane eşek adı vardı ya da katır adı vardı onu hatırlıyorum. Evet, ben de çok oldu bak. Güzel ee... yani. benim gibi çocuk kitabı falan diye düşünüp de okumayan varsa şeyden vazgeçsin o düşüncesinden. Bayağı keyif al, çok keyif alarak okudum yani. O arada bazı sayfalarını gülerek okudum yani. Bu arada açık radyo geçtiğimiz ben geçtiğimiz sene değil de sen senle çok maçlara gittiğimiz sezon hangi sezondu bizim? 19-20 sezonu muydu? Evet pandemi sezonu. Muhtemelen. Orada arabada çok fazla açık radyo dinliyordum. Açık radyoda böyle gün içinde e, Don Quixote'dan kesitler okunan programlar oluyordu böyle. 5 dakika, 10 dakika falan. Onlar çok keyifliydi. Hmm. Ben de tam o sıralar böyle e, Don Quixote okuyasın falan gelmişti. Bitirmemiştim ama böyle biraz biraz aralardan bir şeyler okumuştum. Açık radyoda öyle aşırı kaliteli işler oluyor bazen. Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi yollayalım. E, ben de şu kitabı okumaya başladım. E, gözüküyor değil mi? Evet. The Club abi bu şeyi anlatıyor. Premier League nasıl işte dünyadaki en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi oldu falan. Daha çok başlarındayım. Ama e, kitapta anlatıldığına göre <laughs> devre arasının 10 dakikadan 15 dakika çıkmasının sebebi neymiş biliyor musun? Ee, Arsenal'in hisselerini almaya başlayan bir iş adamı var işte 70'lerde 80'lerde böyle çok böyle gözü pek bir adam. Herkesin manyaklık dediği şeyleri yapıyor. E, girişimlerde bulunuyor. Arsenal hissesi almakta bunlardan bir tanesi. Ve bu adam kafayı şeyle bozmuş. Ya yani biz ne, nasıl bu kadar rezalet stadlarımız var? Ve stadlarla ilgili de en çok kafayı taktığı şey tuvaletlerin pisliği ve iktidailiği. Ee, ve e, şey nihayetinde bunun gibi pek çok insanın da bastırmasıyla ee, taraftarların da şikayetleriyle tuvalete gidemiyoruz abi 10 dakika yetmiyor bize dedikleri için devralar 15 <laughs> dakikaya çıkarım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> B bütün dünya da uygulamış yani şeyde. İyi bir fikir ol olmuş olmalı. Acaba bütün dünyaya yayılması bu fikir üzerinden olmuş mudur? Ondan emin değilim. Ama kitapta böyle bir detay var. O yüzden şu cümleyi kurmadım. Dikkat edersiniz. Futbolda neden araları ondan 15'e çıkarmış biliyor musun? diye anlatmadım. Ondan emin değilim çünkü. Eğer öyleyse gerçekten efsane. Ama en azından İngiltere sınırları içinde <laughs> böyle bir etkisi olmuş. Çok güzel bir kitap. Yani şu anda çok iyi gidiyor. Bir arkadaşım hediye almış bana. Ona da çok teşekkür ederim. Ben futbolun ilerlemesi ve alakasının ilgisinin alakasının artması için yani belki de tek bir 15 dakikalık devrenin değil de iki tane 7 dakikalık veya 5 dakikalık iki devrenin 30. dakikada 30 ve 60'tan sonra iki tane 5 dakikalık devrenin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 15 dakikalık devre arası maçtan insanları çok koparıyor. Ee, sanki iki ayrı maç oynanıyormuş gibi oluyor. Belki biraz daha NBA modeli iki tane 5 dakikalık devre maçı tek bir kompak halinde tutabilir ve daha heyecanlı kılabilir diye düşünüyorum ee, bir de son bir yorum daha var ondan sonra kapatabiliriz Umut Nader'i yazmış ben benzeri Alice harkalar Diğer için de geçerli o da çocuk kitabı sanılıyor ee, doğru bir de şey e, Oz Nota Büyücüsü'nün mu? Oz Büyücüsü'nün filmiyle e, Pink Floyd'un e, Dark Side of the Moon albümünü aynı anda başlatırsan müzik ve film senkronize oluyor o da çok inanılmaz bir şey ve bence o film dediği çocuk filmi falan değil. Bunlar e, güzel kafalar. Notre Dame'ın Kamburu da bu arada mükemmel bir, bir kitap. Hiç çocuk kitabı falan değil o da. O, o da çok okuduğumda çok etkilendiğim, çok beğendiğim bir kitaptı. E, eyvallah. Ağzına sağlık. E, teşekkür ederim. Sana da pazar akşam akşamı görüşürüz. Pazar akşamı Beşiktaş maçından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kalın. Bay bay. Thank <music> you.